Merhaba dostlar. Hibrit faset makinamız için hard disklerimizi aldık. İnşallah motorları çalışıyordur. Bit pazarından aldım. Tanesi 10 TL'ye. Bir de şöyle bir motor buldum. Bu motor iki katı büyüklüktedir. Nereden baksanız. Hard disk motorundan ve gücü de iki katı server motoru. Server soğutma motoru. 3 çıkış pini var. 18 watt civarında. Bu görmüş olduğunuz 8 watt falandır büyük ihtimalle. 2 katı yaklaşık gücü. Bu olmazsa yani olur ya, ileride memnun kalmadık. Şunu da bir deneyebiliriz dedik. Gerçi fanı çıkarınca orada adaptör bağlantı yeri var mı? Ona bir bakmamız lazım. Nasıl olur? Uyar mı? Bunun güçlüsünü gördüm. 35 watt gibi bir değere ulaşanı bu harika olur diye düşünüyorum. Yani 45 wattlık bir motor normalde standart faset makinesini çalıştırır ama bunlar BLDC motor olduğu için performans onların iki katı. Yani aynı wattı tüketiyor ama performans olarak iki kat daha performanslı normal motorlardan. Hiç aklıma gelmezdi bit pazarında şu açı aparatını buldum. Bizim faset kolun altına yerleştirmek için hazır. Ben emek emek uğraşmıştım kesmek için. Hemen aldım iki tane bunlardan. Yine bir diskimiz var. 2 milimlik mermer kesme diski. Ayrıca bir dünya carving gravür için elmas uç aldım. Bunlar biraz masraflı oldu. Ve size göstereceğim harika, çok tatlı, güzel bir küçük bir motor. 1400 devir. Yani tekli şey için yapılmış sanki. Sağlı sollu iki tarafa da dönebiliyor bağlantıya göre. Sanki faset makinası için özel tasarlanmış bir motor gibi. 50 TL'ye aldım bit pazarından. Dostlar, süper faset makinası olur bununla. Tekli faset. 1400 devir. Hollanda menşeili. Çok güzel bir motor. Mini bir motor. Bakın. Evet, nihayet bit pazarına gittik. Malzemelerimizi aldık. Motorları sökeceğiz. Sonra da ahşap düşünüyorum ilk başta kabini. Kabine başlayacağız. Hard diski sökerken genelde böyle altta etiketlerin altında vidalar olur. Çalışırsınız, çalışırsınız, sökemezsiniz. Ondandır. Onu bulup sökmeniz lazım. Bordo çıkardık. Motor bölümü burası. 3 tane çıkış pini var. Hard diskimizi motor bölümü. Disk bu. Belki de hani basit tamir edilebilir. Sağlamı da var herhalde ama düşük oranlı. Bize önemli olan motoru. Bunları da söküp çıkartacağız. Yalnız motoru tamamen söksek mi? Yoksa şu kenarları kesip kendi diskinin üzerinde mi kullansak, ona henüz karar vermiş değilim. Kendi diski dayanak oluyor. Alt tablayı oluşturuyor ama yeni disklerimiz inanın çok güzel çıktı. Sağlam, esneme yapmıyor, bükülme. Tablaya bile ihtiyacı yok. O şekilde 10 santimlik disklerimiz geldi yeni. Kalınlıkları güzel. Hani buna da, tablaya da ihtiyacı yok. Direkt takıp kullanabiliriz. Evet, mıknatısı çıkarıyoruz. Burada vidalarımız var. Hemen onları da ne yapacağız? Sökeceğiz. Ucu değiştirip. Evet dostlar. Sadece motor kaldı. Her şeyi söktük.
Hani motorosu yüksek mi, gerek var mı? Yok. Kesip şöyle kesebiliriz. Çünkü vidalamak için güzel bu altı. Montaj için. Şu kenarlarını kesip. Çünkü bu 9 santim. 10 santim olacağı için buraya sığmaz. Daha geniş olması gerekiyor. O şekilde. Bakalım motor sağlam mı? Mermimize denemek için bağlantıları yaptık. Direnç.net'ten almıştım sanırım bunu. 12 volt destekliyor. Amperine bakmadım inanın. Hard disk motorları için özellikle tasarlanmış zaten bir dimer. Onları kullanabilmek için. Şimdi şu hard diskin pinlerine dokundurup kablonun uçlarını deneyeceğiz. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu motor? Evet. Tamamdır. Motorda çalıştığını gördük. Diğer motorlarda deneyeceğiz. Artık motorlar sağlamsa devam. Evet, bu fanı da denemek istiyorum. Dimer kaldırır mı? Onu hiç hesaba katmadım ama inşallah dimere zarar vermeyiz. Bir bakalım çalışacak mı? Evet. Fanımız da çalıştı. Evet. Fanımız 20 yavaş çalıştı. Neden? Çünkü biz yarısını verdik. Voltajın 24 volt 0,75 amper. Peki bizim hard diskimiz neydi? Hemen ona bakıyoruz. ...12 volt 0,52 amper. Yani. Bu fan çok kuvvetli. İki kat, 2,5 katı en az kuvvetli. Salih Kenan da bize yardım ediyor. İkinci hard diskimizle motoru test ettik. Sağlam çıktı. Evet dostlar, hard disklerimizin motorları sağlam çıktı. Hepsini söktük. Telleri lehimleyeceğiz, bağlantı yerlerini. Hazır hale getireceğiz. Evet. Bunun göbek yapısına bakıyoruz. Disklerimizi ona göre ayarlayacağız. Oo. Şurayı ölçmemiz lazım. Veya şuna göre ayarlayacağız bunu. Sökeceğiz. Bu şekilde. Motorumuzu da çıkarabiliriz. Bakın. Disk. Evet. Hard diskin kendi diskinin göbeği 2,5 santim 25 milimetre. Şurada küçük bir çıkıntı var. 16 milimetre yük geçiyor maalesef. Çünkü bizim bu elmas diskimiz 16'lık. Burada bir sıkıntımız olacak gibi. Bakın hard diske nasıl oluyor? Gördünüz, sığmıyor. Çünkü 1 santim daha büyük bu diskten. Çap olarak
Evet, 0,505 doğru, 1 santim. Artık ya bu çapta delikleri disklerimizin tornada bu disklerimizin büyüteceğiz, o şekilde yerleştireceğiz. Ben hepsi standart mı diye baktım. Şeyler de güzeldi. Şu Seagate'ler güzel. Hem arka bağlantıları kolay. Hem de burada şuraya takmak daha kolay. Bu Western Digital'miş mesela. Ve bunun 4 çıkışı var. Yine üçüyle çalıştırabiliriz ama şu diğeri de Samsung. Bunu da henüz sökmedim. İnanın şuna 8 vida koymuşlar. Burada kaç vida var? 4 vida. Seagate'lerde 3 vida vardı. En pratiği Seagate olanlar. Onlardan bulabilirseniz hepsini ondan alabilirsiniz. Evet dostlar. Faset makinamızın motoru bu işte. Çok komik değil mi? Geçen taş kestiğimiz motor buydu. Bunu bu şekilde ayrı da kullanabiliriz veya bu kasayla kullanabiliriz. Bir bakacağız aslında. Bir tercih yapıp ona göre değerlendireceğiz. Evet, şu tam olsaydı aslında bizim için güzel olacaktı ama bir boşluk var küçük. Yine de olur aslında çünkü bu kesme diski değil, faset diski. Yani tam oturmasına da şeye gerek yok yani. Kesim yapmayacak testere gibi. Onun için hafif sağda solda şey olabilir. Hani şurası tam olmayabilir. Önemli olan altın stabil olması, düz olması. Bizim için en önemli o fasette. Hayati olmazsa olmaz. Veya bunu ne yapacağız? Biz 2,5 santim alacağız buradan. Direkt şuradaki çentik var bakın. Buraya zaten direkt geçiyor. Ya da öyle yapacağız. Nasıl işimize gelirse. Bakalım. Kıyaslama yapacak olursak bakın harddisk motorumuzun şu motor bölümü. Fan böyle. Fanınki çok daha büyük. Şu halka sizi yanıltmasın. Daha güçlü olduğu gözüküyor.